Selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben Skilled Worker vize ile Londra'ya, İngiltere'ye yerleştim Temmuz ayında ve sizden de çok sayıda soru aldım. Daha önce Skilled Worker vize nedir diye bir video hazırlamıştım. Eğer bu vize tipinin detaylarını merak ediyorsanız buralarda bir yere bir linki bırakacağım. O videomdan vizenin detaylarına ulaşabilirsiniz. Peki bu videoda ne anlatacağım derseniz sizden şöyle sorular geliyordu. İşte bu süreç ne kadar sürdü? Biyometrik bilgilerinizi verdikten sonra ne kadar sürede vizeniz çıktı vesaire. Bunların hepsini size bu videoda detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Zaten önümdeki not defterime de tüm tarihleri çıkardım. Hata olmaması adına size genel olarak fikir verecek arkadaşlar. Tüm tarihleri tek tek maillerimde kontrol ederek çıkardım. Uzun bir video olacak. Ben nasıl buralara geldim? Hangi aşamalardan geçtim? Bunların içerisinde işte mülakatlar, vize süreçleri, bütün aşamaları tek tek anlatacağım arkadaşlar size. Uzun bir video olacak. Haydi başlayalım. Evet, ben şimdi adım adım anlatacağım arkadaşlar size ve videoda timeline'ları bölmeye çalışacağım. Yani istediğiniz kısma tıklayarak ilginizi çeken bir kısım varsa doğrudan orayı da dinleyebilirsiniz. Ben Haziran 2021'de başladım bu yolculuğa. Şimdi nelerden geçtim onları size tek tek anlatacağım. Tabii ki ilk aşama yurt dışına çıkmak istiyor musunuz? Buna karar vermek arkadaşlar. Buna karar verirken birçok kriteriniz olabilir. Yani bunlardan aklıma gelenleri ben size şöyle saymaya çalışayım. Daha iyi bir kariyer, yani uluslararası bir şirkette çalışarak belki daha iyi bir kariyer yolculuğuna çıkmak isteyebilirsiniz. İngilizcenizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Daha çok para kazanmak, döviz kazanmak isteyebilirsiniz. Yani Türkiye'de artık şartları biliyorsunuz zaten. Hem kariyer olarak düşündüğümüzde hem de TL'nin maalesef değersiz bir hale gelmesi nedeniyle bunlar önemli sebepler olabilir. Bunlar benim için önemli sebeplerdi. Bunun dışında daha huzurlu bir hayat istiyor olabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de yine gündem çok meşgul oluyor biliyorsunuz. Özellikle siyasetle, ekonomiyle sürekli bir tedirginlik hali yaşıyoruz. Çok hızlı değişen bir gündem var. Bunları bir kenara bırakıp yani belki ben daha mutlu bir hayat, daha huzurlu bir hayat istiyorum diyorsanız bunlar da sizin kriterleriniz olabilir. Bunlara sizin karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, yurt dışına çıkmak istiyorsunuz ama hangi ülkeye çıkmak istiyorsunuz? Şimdi ben kendimden örnek verecek olursam tabii ki İngiltere'yi anlatacağım size. İngiltere yani benim için en önemli sebeplerden bir tanesi zaten ana dilinin direkt İngilizce olması. Ve burada özellikle Londra'da iş fırsatının çok olması ve çalışacağım şirkette de farklı İngiliz aksanlarına maruz kalacak olmam. Yani tüm bunları üst üste koyduğum zaman İngiltere benim için iyi bir ülke olarak gözüküyordu. Hem de Türkiye'ye gidip gelme anlamında rahat olacağını düşünüyorum. İstanbul Sabiha'dan binmiştim ben mesela. Burada Londra'daki havaalanına 4 saat kadar bir yolculuk sürmüştü. Yani Amerika falan olsa bu süreler daha fazla olacaktır. Yani benim şöyle bir avantajım olabiliyor İngiltere için. Bir hafta sonu bile gidip gelme imkanım var. Bu açıdan İngiltere benim için uygundu. Yine para biriminin işte pound'un, sterlinin güçlü olması gibi sebepler beni buraya çekmişti. Tabi burada da bazı zorluklar var. Mesela ben Avrupa ülkelerini gezmek istersem yine Schengen vizesi almak zorunda kalıyorum gibi durumlar var. Eğer siz Avrupa'yı gezmek istiyorum diyorsanız işte Almanya, Hollanda gibi bir takım Avrupa ülkelerini belki tercih etmeniz gerekebilir. O yüzden buraları iyi araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine İngiltere hakkında ben şunu öğrenmiştim. Bu vize tipinde 5 yıl kalınca kalıcı oturma izni hakkım doğuyor. 6. yılda da bir sınav hakkım doğuyor ve vatandaşlığa kadar uzanan bir yolculuk var. Bu 5 yıl, 6 yıl hani katlanılabilir süreler. Siz de kriterlerinizi belirleyin arkadaşlar bunlara göre. Şimdi İngiltere için vize tipi dedim ama İngiltere'de de birden fazla vize tipi var. Ben bizzat Skilled Worker vizayı deneyimlediğim için bütün videoda bundan bahsedeceğim. İşte Scale Up gibi birçok yeni vize tipi çıkıyor. Ama bunları doğrudan deneyimlemediğim için yanlış bilgi aktarmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden size Skilled Worker vizadan bahsedeceğim. Siz başka ülkelere gitmek istiyorsanız işte Amerika'da başka vize tipleri var. Almanya'da da muhtemelen başka vize tipleri vardır. Bunları araştırmanız gerekiyor. Bu vize tiplerinin gereksinimlerine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. İngiltere için zaten ben zorunlu olan puanlama sisteminden, Skilled Worker için gerekli olan puanlama sisteminden bir önceki videomda bahsetmiştim. Yine dediğim gibi detayları bilmiyorsanız o videomu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. İngilizce sınavından tutun da sponsorluk gibi birçok detaydan bahsettim o videoda. O yüzden
o videomu izlemenizi tavsiye ederim. Eğer buraya gelmeyi, yani İngiltere'ye gelmeyi istiyorsanız ve Skilled Worker vizayla gelmek istiyorsanız mutlaka o videomu izleyin arkadaşlar. Çok detaylı bir şekilde bahsettim size. Tabii ki ben buraya geldim ve şu an 2 ayımı tamamladım. Bu süreçte aile özlemi, ülke özlemi, arkadaş ortamını özlemek gibi birçok özlem duyuyorum. Yani bunlar nereye gitsem olacaktır muhtemelen. Uzak bir ülkeye de gitsem, yakın bir ülkeye de gitsem bunlardan kaçış yok. Tüm bu kriterlerden sonra yani siz şunu söylüyorsanız eğer ben tamam arkadaş karar verdim bir ülkeye gideceğim yabancı bir ülkeye. Bu da hadi İngiltere oldu diyelim. Videonun bundan sonrasında zaten adım adım neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi karar verme aşamasında kararınızı verdiğinizi varsayıyorum ve ikinci aşamaya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamada bence durum tespiti yapmak gerekiyor. Durum tespitinden kastım nedir? İşte ülkeyi belirlediniz diyelim birinci aşamada. İngiltere için konuşmaya devam ediyorum. İngiltere'yi belirlediniz. Skilled Worker vize arayışına girdiniz. Skilled Worker'ın detayını da öğrendiniz arkadaşlar. Peki burada neler gerekiyor şimdi? Bu vizenin gereksinimlerine baktığınız zaman bir kere diyor ki İngilizce şart arkadaş. Yani bunun için ne yapabilirsin? IELTS'a girebilirsin. Her bölümden 4.0 ve üzeri alman gerekiyor. Yani reading'den, writing'den, bütün o 4 bölümden ayrı ayrı 4.0 ve üzeri alman gerekiyor. B1 seviyesi önemli diyor. Bunun dışında başka neler var? Ben iş analisti olarak çalışıyorum. Söylemiştim size. Türkiye'de 10 yıllık bir deneyimim vardı. Yani benim geçmiş deneyimlerim doğrudan bu vize şartlarını sağlama konusunda yeterli oluyordu. Sizin de böyle bir background'unuz, yani özgeçmişiniz, buraya gelmek istediğiniz işle, pozisyonla uygun mudur, değil midir? Bunlara bakmanız gerekiyor. Ben bu durum tespitini kendim için şöyle özetleyeyim. Evet, iş anlamında tecrübem yeterliydi. Güzel de bir tecrübem vardı. Ama İngilizce konuşma kısmında birazcık yetersiz hissediyordum kendimi. Ve mülakatlara hazır hissetmiyordum. O yüzden Haziran 2021'de ben şöyle bir karar verdim. İngilizce derslerine başlamam gerekiyor. Özellikle de speaking ağırlıklı olmak üzere. Çünkü yazmak konusunda, okuduğumu anlama konusunda iyi bir seviyedeydim. Ama konuşma pratiği anlamında kötü bir seviyedeydim. Bu nedenle ne yaptım ben? Hem Cambly dersleri almaya başladım hem de özel bir hocadan speaking ağırlıklı dersler aldım. Ve bu speaking derslerinde de birazcık ben yönlendirmeye çalıştım. Hocaya anlattım. İşte ben mülakatlara hazırlanmak istiyorum. Hedefimde şu tür ülkeler var ve benim şu sorulara hazırlık yapmam gerekiyor. Yani teknik sorularda evet hoca teknik olmadığı için tam detaya giremesek de soft skill denilen biraz da teknik dışı herkese sorulabilen sorular konusunda İşte nasıl yanıtlar verebiliriz vesaire. Bunları İngilizce konuşma dersleriyle tamamladım arkadaşlar. Ben şöyle bir yol izledim. Kendime dedim ki Haziran'da başlayacağım. Yıl sonuna kadar çalışacağım. Yani Haziran 2021'den Aralık 2021 sonuna kadar ben speaking derslerine devam edeceğim dedim. Ama şunu söyleyebilirim size. Direkt 3. 4. ayın sonunda kendimi mülakatlara hazır hissediyordum arkadaşlar. Speaking'i bayağı oturtmuştum. Ama ben yine de dedim ki ya böyle yeni yıl yeni başlangıç olsun. Ben Aralık sonuna kadar derslere devam edeyim. Ocak ayında da oturup ilanlara başvururum dedim. Ki birazdan bunun detaylarına gireceğim. Şimdi durum tespitinde ilk kısım dediğim gibi İngilizce konuşma seviyeniz. Bu önemliydi. Ben ders alarak bunu tamamladım. Bir de evet teknik yeterliliğim vardı. 10 yıllık geçmişim var diyorum ama teknik mülakat kısmında örneğin işte Agile, Scrum, Product Owner, Business Analyst, Product Manager bu kişilerin sorumlulukları nelerdir, rolleri nelerdir? Bunları yani doğaçlama yanıt vermek çok zor arkadaşlar. Yani her gün yaptığım işler ama Türkçe bile olsa oturup o sorunun yanıtını bir düşünmem gerekiyor. Böyle saçma sapan bir durumda kalmamak için işte doğaçlama saçma yanıtlar vermemek için oturup sınava hazırlanır gibi karşınıza ne tür sorular gelebilir bunlara hazırlanmanız gerekiyor. Yani yazılımcıysanız belki yazılımla ilgili konulara benim gibi iş analistiyseniz işte business analyst ne yapar, product owner'la business analyst farkları nelerdir, Agile metodoloji nedir? Scrum nedir? Bu Scrum takımındaki kişilerin rolleri, sorumlulukları nelerdir? Tüm bunları çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte Product Manager içinse bütün KPI'ler, metrikler, data analiz konuları vesaire hepsini oturup baştan bir çalışmanız gerekiyor. Ben hatta bunun için çalışırken çok farklı kaynaklardan çalıştım. Yazılı kaynaklar, işte YouTube'dan videolar izledim. LinkedIn'de bazı eğitim setlerine çalıştım. Her birini böyle işte screenshotlar falan alarak yani ekran görüntüleri alarak kendime Google Drive'da zaten ücretsiz bir platform Google Drive'da bir doküman açtım. Oraya ekran görüntülerini koydum. Kiminin yazı olarak kiminin ekran görüntüsü olarak hatta bazı arkadaşlarıma da daha sonrasında paylaşım açtım arkadaşlar. Mümkün olduğunca çıkabilecek konuları böyle anlamlı bir bütünlük oluşturacak şekilde sıralı bir şekilde kendime böyle bir
hazırlık dokümanı oluşturdum. Yani sizin de oturup böyle bir çalışma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hem İngilizce için hem de teknik kısım için. İşte yazılımcıysanız belki benden farklı olarak oturup özellikle algoritma ya da işte büyük şirketler neler soruyor teknik sorular olarak bunlara oturup çalışmanız gerekiyor. Yani ben arkadaşlarımdan da hatırlıyorum özellikle Amazon gibi büyük firmaların mülakatları son derece zor geçiyor. İşte algoritma ağırlıklı sorular çıkıyor. Burada belki server bilgilerine bile ihtiyacınız olması gerekebilir. O nedenle oturup dersinize iyice çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları sizinle paylaşmış olayım. Şimdi küçük bir özet geçecek olursam bir ne dedik? Karar vermek gerekiyor yurt dışına çıkmak için. İki durum tespiti yapmak gerekiyor. Sonrasında bunlar için de aksiyon almak gerekiyor. Bunları tamamladınız diyelim. Benim yolculuğum dediğim gibi Haziran 2021'den Aralık 2021 sonuna kadar sürdü. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyorum. Artık iş ilanlarını araştırmak, iş ilanlarına başvuru yapmak. Üçüncü adımımız da bu oluyor arkadaşlar. Evet, bu aşamada öncelikle şundan da bahsedeyim. Şimdi bu aşamaya geçiyorsanız firmaların size her an dönebilme ihtimali var er ya da geç. Ve bu noktada elinizde pasaport olması elinizi kuvvetlendirecektir. Yani iş başvurusu yapma sürecine geldiğiniz anda elinizde böyle bir pasaport hazırlığına girin derim. Çünkü her an her şey çok hızlı gelişebilir. Eğer pasaportunuz yoksa ücretlerine de bakın. Ben size yani 10 yıllık almanızı tavsiye ederim açıkçası. Eğer çok özel bir durumunuz yoksa işte kadınlarda evlilikte soyad değişince vesaire pasaportun değişmesi gerekebiliyor. Bunlara dikkat edin. Eğer bu kriterleri sağlıyorsanız özellikle 10 yıllık pasaport alın, kenarda bulunsun arkadaşlar. Şimdi pasaportumuz da var diyelim ya da başvurumuzu yaptık. İş ilanlarını nereden başvururum? Ben kendi yöntemimde özellikle LinkedIn'i kullandım çok efektif bir şekilde. Tabii siz farklı farklı platformları kullanabilirsiniz. LinkedIn gayet güzel bir platform. LinkedIn'de arama kısmında şunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ülke seçebiliyorsunuz. Pozisyon seçebiliyorsunuz. Böyle kuvvetli bir filtre yapısı var zaten. Bu filtreleri seçtikten sonra tüm şirketler ve ilanları karşınıza çıkıyor. Ama bu filtre arasında LinkedIn maalesef size şunu sunmuyor. Sponsorluk veren firmaları göster gibi bir seçenek yok arkadaşlar. İşte zorluk da burada başlıyor maalesef. Kendi tecrübemden anlatacak olursam ben Ocak ayında oturdum böyle tek seferde 20 tane falan şirkete başvurdum. İş analisti ve product management pozisyonları için. 20 tanesine başvururken yani abartısız söylüyorum neredeyse hepsi LinkedIn'deki başvuru butonuna basınca kendi web sitesine yönlendiriyor ve kendi web sitesindeki formu doldurmanızı istiyor. Bu formlarda da şöyle kritik bir durum var arkadaşlar. Eğer o şirket size sponsorluk vermiyorsa zaten formdaki sorular arasında şunu görüyorsunuz. İşte sponsorunuz var mı diyor. Zorunlu bir seçim oluyor bu. Evet hayır şeklinde. Siz de oraya hayır dediğiniz an bilin ki yani büyük ihtimal red diyeceksiniz. Yani red yanıtı gelecek size. Orada da sanki şöyle bir yapı var. Ben şöyle artık düşünüyorum. Şirketler sanki sizin CV'nizi inceliyormuş havası vermek için başvurduğunuz gün değil de böyle birkaç gün sonrasında, 2 gün sonra, 3 gün sonra size böyle bir red yanıtı dönüyor. Muhtemelen o red yanıtı da her yani bir şablon herkese muhtemelen aynı yanıt gidiyor red yanıtı. Ben artık böyle düşünüyorum. Sponsorunuz yoksa, o şirkette size sponsorluk vermiyorsa yani orada zaten bilin ki kriterleriniz çok uygun olsa bile o pozisyon için maalesef red diyorsunuz, kabul edilmiyorsunuz. Burada sponsorluk veren firmayı bulmak çok zor oluyor zaten. Ben birazcık tesadüfen bulmuştum. Bu geldiğim firmaya hem maillerimi kontrol ettim, hem Ocak ayında başvuru yapmıştım iş analisti pozisyonu için, hem de Şubat ayında bir kez daha başvuru yapmışım ve product management pozisyonu için. Yani hem Ocak'ta hem Şubat'ta aynı şirkete başvuru yapmıştım. Ve şirketten bana 3 Mart'ta bir mail geldi. Sizinle şu pozisyon için görüşmek istiyoruz diye. Yani aradan bu kadar zaman geçince ben aslında şirkete başvurduğumu bile unutmuştum. Bir de şirket hani böyle çok tanındık bir şirket değildi. Yani ben tanımıyordum en azından. Aslında çok büyük bir şirketmiş ve sponsorluk veriyormuş. Formda herhalde sponsorluk sorusunu sormamıştı bana. Belki ilan detayında yazıyordu hani sponsorluk veriyoruz falan gibi. Onları da çok hatırlamıyorum. Yani Ocak'ta Şubat'ta başvurdum. Bana Mart'ta dönüş oldu. Ben başvurdum bile unutmuştum. Şirketten dönüş olunca oturup baktım hatta. Yani hani sponsorluk veriyor mu bu firma diye. Ki sponsorluk veren firmalar arasında olduğunu gördüm arkadaşlar. Burada yani başvuru tarihinizle size dönüş olma süreci birazcık uzun sürebilir. Eğer benim Ocak'takini dikkate almışlarsa 2 ay sonra kadar falan dönüş yapmış oldular. Bu ilk söyleyeceğim uzun bekleme süreçlerinden bir tanesi oluyor arkadaşlar. 3 Mart'ta bana dönüş yaptılar. Ben de okey dedim. Hemen görüşme yapabiliriz ve 4 Mart'ta
Direkt ilk görüşmeyi HR'la yani insan kaynaklarıyla yaptık arkadaşlar. 4 Mart'taki görüşmem benim oldukça güzel geçti. Bundan sonra ikinci görüşmeyi yapacağız dediler ve teknik bir mülakat olacağını söylediler. Burada da benimle aynı pozisyonda olan bir kişiyle ben mülakata girdim. Hemen size tarihleri söylüyorum arkadaşlar. 16 Mart'ta ikinci mülakatıma girdim ben. Teknik mülakat. Beni en çok zorlayan mülakat zaten buydu. Bu mülakatın detaylarına başka videoda girerim. Şimdi bu ikinci mülakat da benim için güzel geçti ve bundan sonra üçüncü mülakat ayarladılar. Bu da aslında benim yöneticim olacak kişiyle, burada Resource Manager diye geçiyor. Resource Manager'la 24 Mart'ta üçüncü görüşmeyi yapmış oldum arkadaşlar. Bundan sonra işte zorlu bekleyiş geliyor. Birazcık yavaş sürüyor bu kısımlar. 24 Mart'taki görüşmeyi yaptıktan sonra 7 Nisan'da bana teklif geldi arkadaşlar. Bütün süreciniz olumlu olarak tamamlandı dediler ve 7 Nisan'da ben teklifi almış oldum yazılı olarak. Bu 24 Mart ile 7 Nisan arasındaki tarih yani benim için en çok zorlayıcı tarihlerden birisi buydu. Yani benim için mülakatlar çok iyi geçmişti ama biliyorsunuz garantisi yok. Yani teklif yapabilirlerdi, yapmayabilirlerdi. Başka ülkeden birisini seçebilirler. Belki hala kendi ülkesinden birilerini seçebilirler falan. Aklımda birçok soru işareti vardı. Ama neyse ki 7 Nisan'da bana yazılı olarak teklif geldi arkadaşlar. Ben de 7 Nisan'da oturdum. Detaylı olarak bunu araştırdım. İşte gelen teklif için mesela Glassdoor sitesine girdim. Bu bana gelen işte maaş teklifi yıllık brüt maaştı. Gerçekten bu pozisyon için, bu ülke için, bu şirket için uygun bir maaş aralığında mıdır değil midir? Glassdoor'u kullanmıştım bir arkadaşımın da tavsiyesiyle. Buradan Ozan'a da selamlar olsun. Ozan sağ olsun bu önerileri yapmıştı bana. Ve gelen teklif benim için gayet makul olduğunu anlayınca ben 8 Nisan'da yani teklifin gelmesinden bir gün sonra yazılı olarak imzaladım, kabul ettim arkadaşlar. Ve bundan sonra daha da uzun bir bekleyiş sürecine girdim. Burası gerçekten çok stresliydi. Bunu söyleyeyim hemen. Benden yazılı onay aldıktan sonra şirketin JOS denilen işte Certificate of Sponsorship yani sponsorluk dokümanını, sponsorluk sertifikasını hazırlaması gerekiyordu. Bu dokümanın hazırlanması zaten bir ay kadar falan sürüyor benim anladığım kadarıyla. Bana gelen teklifte bu arada yaklaşık yani tahmini işe başlangıç tarihimde 11 Temmuz olarak belirtilmişti. Burada hem bu sertifikanın hazırlanması hem de benim vize süreçlerimin yaklaşık işte birkaç ay sürmesi vesaire hepsini göz önüne almışlardı. Ve böyle bir süre belirlemişlerdi tahmini olarak. Vize çıkacağı zaman da bu tarihin netleşeceğini belirtmişlerdi. Neyse ben 8 Nisan'da imzaladım. 6 Mayıs'ta bu sefer artık senin sertifikan hazır. Biz relocation package süreçlerini başlatalım dediler. Relocation package da bilmeyenler için söyleyeyim. İşte şirket sizin için hangi masrafları karşılıyor? Mesela benim paketimde örnek olarak vize başvuru ücreti vardı. İşte sınav ücretinin karşılanması. Aslında ben IELTS'e giriyordum. IELTS'e masraf olarak girdim. Şirket daha sonra bana ödeyecekti. İşte bunun dışında uçak yolculuğu, uçak biletlerinin alınması. Yine şirket aldı benim uçak biletlerimi. Onları söyleyebilirim. Uçak biletimi diyeyim daha doğrusu. Sadece geliş yönü olduğu için. İşte uçak biletindeki o bagaj detayları vesaire. Havaalanına indikten sonra kalacağım yere taksinin ayarlanması. Burada da Uber gibi, Lyft gibi hizmetler var. Onları ayarlamışlardı. Yine kalacak, ilk bir ay kalacak yerimin ayarlanması. Bir stüdyo dairede kaldım ben. Buraların ayarlanması gibi detayları konuştuk 6 Mayıs'ta. Evet, bu noktada IELTS sınavı benim için çok önemliydi. IELTS for UK VI sınavına girmem gerektiğini ben kendim öğrenmiştim. Şirkete sormuştum ama şirketten biraz geç yanıt gelmişti. Neyse ki ben paralelde bir yandan da bilgisayar yani computer based olan IELTS for UK VI General sınavına girmiştim. Siz kendi şartınıza göre işte onu değerlendirmeniz gerekiyor. Belki akademik olana girmeniz gerekebilir. Paralelde ben sınavı da hallettim arkadaşlar. Eğer IELTS gibi bir dil sınavı skorunuz yoksa başka neler yapılabilir? Onları bir önceki videomda çok detaylı olarak bahsetmiştim. O videoma yine bakabilirsiniz. Şimdi 6 Mayıs'ta ben bu toplantıyı yaptım. Sonra dediler ki bana sizin için bir aracı şirketimiz var. O sizinle iletişime geçecek. Vize için tüm gerekli soruları, formları dolduracaksınız. Evrakları falan listesini size verecekler. Siz bunları ileteceksiniz şirkete. Şirket bu formu dolduracak sizinle birlikte. Ve en son sizin de onayınız olduktan sonra sizin için biz bir randevu alacağız vize başvurusu için dediler.
Burada da biz 9 Mayıs'ta firmayla başladık arkadaşlar. Ben formu doldurmaya çalışıyorum ama o kadar çok soru var ki. Bir de bazı sorular Türkiye için mi yoksa gideceğim ülke için mi, yani İngiltere için mi? Bunları anlamak gerçekten çok yorucu bir süreçti. Neyse ki tüm sorularıma böyle büyük bir sabırla yanıt verdiler. Biz 9 Mayıs'ta oturduk, formu doldurmaya başladık. 19 Mayıs'a kadar uzun bir süreç yaşadım ben. Çünkü sorular için işte şöyle mi doldurayım, böyle mi doldurayım vesaire. Bir de işte İngilizce sınavına girdim, onun belgesini falan bekledim. Böyle 19 Mayıs'a kadar sürdü bu süreç. En son formu son haline getirdik ve dediler ki bana, siz onaylıyorsanız biz şimdi randevuyu alacağız. Ben de tamam dedim. Bütün bilgiler doğru. Artık siz randevuyu alabilirsiniz. 19 Mayıs'ta benim için baktılar ve TLS Kontakt, bu Mecidiyeköy Profila AVM'nin içerisinde olan bir yer arkadaşlar. TLS Kontakt'tan 25 Mayıs'a randevumu aldılar sabah saatlerine ve dediler ki siz sadece şu belgelerin çıktısını alarak randevunuza gidin, erkenden gidin, kaçırmayın. Biyometrik bilgilerinizi verin, işte yani parmak izi vesaire gibi tüm bu bilgilerinizi verin. Ondan sonra buraya gittiğinize dair bize dönüş yapın dediler. Ben 25 Mayıs'ta gittim, biyometrik bilgilerimi verdim ve ondan sonra şirkete dedim ki artık tamam, bekliyoruz. Bana yaklaşık 3 hafta kadar süreceğini söylediler dedim. Onlar da dediler ki işte Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle falan bu süreler belki uzayabilir. Zaten bize mail gelecek dediler. Aracı firma onlar oldukları için onların mail adreslerini vermiştim. Ve onlar da dediler ki bize mail ile bilgilendirme geldiği zaman sana haber vereceğiz. Ben de beklemeye başladım. 25 Mayıs'ta gittim randevuma. 16 Haziran'da şirket bana dedi ki tamam, mailin geldi. Vize sonucunun maili geldi. Ki bu arada mailin içerisinde olumlu ya da olumsuz olduğu yazmıyormuş arkadaşlar. Ben direkt onu sordum, hani olumlu mu oldu diye. Hayır dediler, yani bilmiyoruz sonucu. Şimdi senin gidip en kısa sürede bu vizeni alman gerekiyor dediler. 16 Haziran'da geç bir saatte bana döndükleri için, artık hani o TLS kontak kapanacak bir saatteydi. Ben dedim ki tamam, 17 Haziran'da yani bir gün sonra sabah saatinde gidip hemen alabilirim. Ki öyle de yaptım. Ona okey dediler. Sen yarın git, hani sonucu bizimle paylaş dediler. Bu arada diyorum ya, 25 Mayıs'ta ben biyometrik bilgilerimi verdim. 16 Haziran'da vize sonucu maili geldi. Şimdi buraya baktığınız zaman en çok sorulan soru bu. Ne kadar sürdü seninki diye. Burada bir hesaplama yaptığım zaman yaklaşık 22 gün sürmüş arkadaşlar. Ama işte araya hafta sonları falan giriyordu. Sadece iş günlerini sayacak olursam 16 iş günü içerisinde sonuçlanmış. Hani 22 gün diyelim. Yani 3. haftanın sonlarında, 4. haftanın başında falan sonuçlanmış arkadaşlar benimkisi. Yani benimki 16 iş günü sürmüş. En çok gelen soru buydu. Burayı da böylece paylaşmış olayım. Yani sizinki belki daha uzun da sürebilir, bilmiyorum. Yani benim aracı firma olduğu için falan daha mı kısa sürdü, hiçbir fikrim yok. Ama bendeki durum böyleydi arkadaşlar. Neyse, ben 17 Haziran'da gittim TLS Kontakt'a. Belgeyi aldım. Bu arada şimdi pasaporta bir şey işlemişlerdi. Pasaportta çok yakın bir tarih gözüküyordu. Yani ben şöyle zannettim. Benim için bu arada şirket 3 yıllık başvuru yapmıştı. Pasaportun üzerinde bir tarih gördüm. 3 yıl falan değil, böyle 3 ay mı 4 ay mı, çok kısa bir süre gözüküyordu. Bir tedirgin oldum, dedim ya benim 3 yıllık vizem çıkacaktı. Pasaportta böyle bir tarih görüyorum, niye böyle bir tarih var diye. Oradaki görevliye sordum. O da dedi ki, bu arada elimde bir tane daha belge var. Ben ona bakmamışım bile. O belgeyi gösterdi. Baktı orada, baktı, gösterdi. Dedi ki işte 3 yıl yazıyor burada. Bakın hani tarih buna denk geliyor. Önemli olan burada yazılan tarih oluyor. Pasaportunuzdaki şunu temsil ediyor. Sizin burada yazan tarihe kadar ülkeye, yani İngiltere'ye giriş yapmanız gerekiyor. Bu tarih bunu temsil ediyor. Ama elinizdeki diğer evrakta zaten 3 yıllık vizeniz çıkmış. Hiçbir sıkıntı yok. Tek yapmanız gereken pasaportta yazan o son tarihe kadar ülkeye giriş yapmanız. Ben sonra rahatladım arkadaşlar. Anladım ki böyle bir detay varmış. Daha önce yapmadığım için bilmiyordum yani bu detayı da. Galiba turist vizesiyle gidenler de pasaportun üzerine tarihi yazıyorlar. Ama benimki ondan farklı bir durummuş. Evet, böylece benim netleşmiş oldu. 3 yıllık vizem çıktı, netleşti. Ben hemen fotoğraflarını çektim. Benimle iletişime geçen aracı firmaya hem de benim başlayacağım kendi şirketime maillerimi attım arkadaşlar. Dedim ki vizem budur. Tüm sayfaları yolluyorum size. Siz de bakın bir aksilik var mıdır? Şimdi ben gerçekten ne zaman geleceğim? Sizinle onları konuşmak istiyorum dedim. Bundan sonra da bir sonraki aşamaya geçiş yaptık arkadaşlar.
Bu arada şunu tekrar söyleyeyim. Tabii aracı firmanın olması beni gerçekten çok rahatlattı. Yani vize soruları ya o kadar çok fazla ki bir de nasıl dolduracağınızı bilmiyorsunuz. Eğer ilk kez dolduruyorsanız işte buna yes mi diyeyim, no mu diyeyim, işte bu soru böyle yanıtlasam nasıl olur vesaire. Birçok soru geliyor aklınıza. Mesela ben işte ikametgahla ilgili bir konu vardı. E-Devlet'ten mesela ben şeyi bilmiyordum. Daha geçmişe yönelik ikametgahlar alınabiliyormuş. İşte ben şu tarihler aralığında şurada yaşıyordum falan gibi detaylı bir belge de alınabiliyormuş. Hani vizenin sayesinde böyle detaylar da öğrendim. Eğer kendiniz dolduruyorsanız mutlaka soruları çok dikkatli yanıtlayın ve yanlış bilgi vermemeye çalışın arkadaşlar. Yani bunu hep duyuyordum. İngiltere sözlü beyana çok dikkat eder. Bu nedenle yanlış bilgi vermemeniz önemli oluyor. Ben de her şeyi doğru bir şekilde yanıtlamaya çalıştım, detaylı bir şekilde. Size de bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Ama aracı bir firma varsa, işte şirketin size yardımcı oluyorsa bu vize sorularının doldurulmasında gayet rahat edeceğinizi düşünüyorum. Tıpkı bende olduğu gibi. Ama süreler gerçekten çok uzun. Bekleme süreleri, yani onlara katlanmanız gerekiyor. Evet, bundan sonra nasıl devam etti benim yolculuğum? 17 Haziran'da ben şirketle vize belgelerimi paylaştım. Ve onlar da aynı gün içerisinde bana dediler ki işte biz de senin kalacak yerini falan ayarladık. Bu birkaç tane de opsiyon sundular hatta. Bunlardan hangilerini seçersin falan diye. Bana birazcık süre verdiler. Ve ben de hatta 24 Haziran'a da toplantı attılar arkadaşlar. 24 Haziran'daki toplantıda ben de dedim ki işte siz iki tane kalacak yer opsiyonu sunmuştunuz. Ben şu evi daha çok beğendim. Burada kalmak istiyorum. Sonra uçak için detayları konuştuk. İşte uçak bileti için işte bagaj hakları vesaire, siz hangi eşyalarınızı getireceksiniz? Kaç kilo o kadar? Ek bagaj hakkı istiyorsunuz? Bunları falan konuştuk. Burada da şirket karşıladığı için biraz rahat olmakta fayda var ama ben çok eşyayla gelmek istemediğim için çok ekstra bagaj istemedim. Bazen keşke isteseydim diyorum ama özellikle YouTube ekipmanlarımı getirmek için. Ama sonra da diyorum ki ya hiç gerek yokmuş gerçekten. Burada zaten alım gücü de yüksek. Ne istesem alabilirim gibi bir konuma geliyorsunuz. Neyse, bunları konuştuk. Uçak, işte kalacak yerleri falan detaylarını ayarladık. Ve benim başlangıç tarihim 11 Temmuz olacak şekilde anlaştık arkadaşlar. Ki vizede de zaten benim en erken ülkeye giriş yapabileceğim tarih 10 Temmuz yazıyordu arkadaşlar. 10 Temmuz pazar gününe geliyordu. Ben 10 Temmuz'a anlaştım. Uçak biletimizi aldık. 10 Temmuz'da buraya geldim, yerleştim. 11 Temmuz'da da şirkete gittim. İlk iş günüm oldu. İşte bilgisayarımı vesaire, ekipmanlarımı aldım. Orada gerekli belgelerimi sundum tekrar. İmzaladığım belgeleri falan verdim. Böyle bir başlangıç oldu. 11 Temmuz itibariyle ben şirkete başlamış oldum arkadaşlar. Evet, şu anda da videoyu çekerken ikinci ayımı doldurmuş oldum. Siz bu videoyu izlerken belki aradan daha fazla zaman geçmiş olabilir. Evet, buraya gelmeden önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Her şey netleşince, işte uçak yolculuğunuz falan netleşince artık sizi tatlı bir telaş alıyor. Bavul hazırlığı yapmanız gerekiyor. Ben daha önce böyle başka bir ülke taşımadığım için falan hani bavul hazırlığı benim için önemli meseleydi. Hatta bavul hazırlığında işte 20 kilo bagaj sınırını geçerseniz kilo başına 10 dolar mı ne ödüyorduk galiba, 10 euro da olabilir. Yani bizim için büyük paralardı TL kazandığımız için. Bu nedenle işte ben bavulu nasıl tartarım vesaire, işte hangi ekipman almalıyım, bunun gibi detaylarla karşılaştım. Hatta onun için bir tane ürün videosu çekeceğim size. İşte bavulun içerisine neler koymalıyım, İngiltere'de bana neler daha çok lazım olur vesaire, bunları düşündüm. İşte havaalanına kaç saat erkenden gideyim. Böyle böyle tatlı telaşlar vardı. Mesela havaalanında hatırlıyorum, yurt dışı çıkış harcını almayı unutmuşum. İşte sıradaydım. Oradaki görevli bana hatırlattı. Gittim tekrar yurt dışı çıkış harcı aldım. O saçma sapan şeyi işte 150 TL falan verdim. Sonra geri geldim. Gözümün önünde yırttı falan. Neyse, bunlar zaten uçak yolculuğunda yaşamanız gereken şeyler. Evet, çok uzun bir video oldu. Ben şöyle bir toparlayacak olursam tarihlerle birlikte. Haziran 2021'de ben karar verdim. Yurt dışına çıkacağım dedim. İngilizce derslerimi almaya başladım. Aralık 2021'in sonunda tamam dedim, artık ben konuşmalar kendimi hazır hissediyorum. Ocak 2022'de oturdum, başvurular yaptım LinkedIn'den. Aradım kafama yatan pozisyonlara, başvurdum. Sadece İngiltere değil, başka ülkelere de başvurdum ben bu arada. Kanada falan da vardı, yani çok uzak ülkeler de vardı bunların içerisinde. Ocak'ta, Şubat'ta başvurularımı yaptım. 3 Mart'ta şirket bana pozisyon için ilk görüşme için döndü. 4 Mart'ta ilk görüşme, 16 Mart'ta ikinci görüşme, 24 Mart'ta üçüncü görüşmemi yaptım. 7 Nisan'da yazılı olarak teklif geldi şirketten. 8 Nisan'da imzaladım. 6 Mayıs'ta sponsorluk belgemi hazırladılar. Oturduk biz, bir toplantı yaptık.
İşte relocation falan bunları konuştuk. 9 Mayıs'ta da aracı firma benimle iletişime geçti. Tüm vize sorularını doldurduğumuz bir form üzerinden ilerledik. 19 Mayıs'a kadar bu soruları yanıtladık. Gerçekten uzun sürdü. 10 gün kadar falan sürmüş. Sonra 19 Mayıs'ta ben onayladım. Bilgilerim doğrudur dedim. Benim için TLS kontaktan randevu aldılar, vize randevusu. 25'inde randevuma gittim. Biyometrik bilgilerimi verdim arkadaşlar. Sonra oturdum, bekledim 16 Haziran'a kadar. 16 Haziran'da şirkete mail geldi. Vizeniz hazırdır diye. Ertesi gün 17 Haziran'da ben de vizemi almaya gittim arkadaşlar. Vizemi aldım, hemen şirketle paylaştım. Süper, 3 yıllık vizem hazır dedim. Onlar da 17 Haziran'dan sonra 24 Haziran'a bir toplantı attılar. İşte uçak detaylarını vesaire konuştuk. Biletlerimi aldılar. 10 Temmuz'da yolculuk yapmaya hazır hale geldim. 10 Temmuz'da Sabiha Gökçen'den uçağa bindim. İngiltere'de Londra'da havaalanında indim arkadaşlar. 11'inde de şirkete başladım. Ve şu an ikinci ayım. Evet, benim serüvenim böyleydi. Çok uzun bir video oldu. Editlemesi de beni çok yoracak. Ama umarım tüm sorularınızı yanıtlamışımdır arkadaşlar. Hala bunlara rağmen sorularınız varsa videonun altına, yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Hepsini yanıtlamaya çalışacağım eğer bildiğim kısımlarsa. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Bundan sonra da işte İngiltere'de nasıl geçiyor hayat, nelerle karşılaştım, başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor, yavaş, çok yavaş bir ülke. Tüm bunları da anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İlginizi çekiyorsa beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Some